Arkadaşlar tekrar merhabalar. Yeni bir İngilizce hikaye okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Bu etkinlikte okuyacağımız kitabımızın ismi de Lovely Lady. Level 2 düzeyinde arkadaşlar. Geçmiş zamanda içeriyor. Yine aynı şekilde burada sesi de var. Sesini de dinleteceğim. Değerli arkadaşlar, bu kitabın okuma dosyasını, ses dosyasını ve benim çevirdiğim yani bölümlerin Türkçe çevirisinin bulunduğu sayfanın linkini YouTube'a koyacağım. İlk videonun hemen altında açıklamalar kısmında paylaşacağım. Aynı zamanda yorumlar kısmında da paylaşayım ki rahat bir şekilde ulaşınız. Orada dikkat edin arkadaşlar. Güzel bir hikaye kitabı arkadaşlar. Hemen çevresine başlayalım. Şöyle büyütüyorum. Ondan sonra da sayfaya geçiyorum. Şöyle noktadan noktaya seçerek ilerliyorum. Ama ilerlemeden önce şöyle bir sesini de dinleteyim size arkadaşlar. Şöyle. Pauline Attenborough was 72 years old, but she looked much younger. Evet, değerli arkadaşlar, ben sesi bu kadar dinledikten sonra siz o sayfadan, yani yerleştireceğim sayfadan bu sese ulaşabilirsiniz. Orada çalışma kılavuzu da var. Çalışma kılavuzunda ben belirtmişim nasıl bu materyale çalışılacak diye. Hemen başlayalım. Evet. Pauline Attenborough arkadaşlar, bu hikayede bir kişilik. Pauline Attenborough was 72 years old. Yani kendisi 72 yaşındadır. Pauline Attenborough was 72 years old. Kendisi 72 yaşında. But she looked much younger. Fakat kendisi daha genç gözükmektedir. She looked much younger. Daha genç gözükmektedir. Şöyle arkadaşlar nokta buldum. When a soft light shone on her. Yani her ne zaman yumuşak bir ışık. Yumuşak bir ışık yani onun yüzüne vurduğunda. Shone yani onun yüzünde parıldığında. Yani parladığında diye çevirelim arkadaşlar. She could look as young as 30. Yani kendisi hemen hemen yani 30 yaş yani 30 yaşındaymış gibi gösteriyor. Yani as young as e kadar anlamında yani 30 yaşındaki bir insanın gençliği kadar yani 30 yaşındaki bir insanmış gibi gözüküyor arkadaşlar diye çeviriyorum. Şöyle şuradan geldim şuraya. Evet. She had a lovely figure and face yani kendisinin çok güzel bir yani fiziği ve yüzü var. And her nose ve burnu was a very good shape ve burnu da oldukça güzel bir şekle sahiptir diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle geldim. Only her big gray eyes. Sadece bakın sadece her big gray eyes. Yani onun o kocaman beyaz gözleri. Yani böyle hani demek ki yaşlanmış, beyazlık çökmüş. Her big gray eyes made her look older. Yani onu yaşlı göstermektedir diye çeviriyorum. Evet. Değerli arkadaşlar şöyle şuraya geldim. Evet. Pauline had left her husband Ronald many years ago. Ago yok öbür tarafta oradan çevireceğim. Yani Pauline denilen kadın arkadaşlar yani bu kadın had left her husband Ronald yani kocası Ronald'dan yıllar önce ayrılmış. Ayrılmış derken bakın left anlamında ayrılmış. Leave'in tersi yani ikinci past hali left diye çeviriyorum. Bir de üzerinden geçelim. Pauline denilen kadın arkadaşlar had left her husband yani kocası olan Ronald'ı many years ago önce yani yıllar önce terk etmiş. Değerli arkadaşlar buradan şuraya geliyorum. Pauline and Ronald. Pauline ve Ronald had two sons. Yani bunların iki tane oğlu varmış. Bakın had two sons. Henry and Robert. Bu çocukların adı Henry ve Robert'miş. Şöyle gelelim. Henry denilen çocuk arkadaşlar the older son. Yani kendisi mesela en büyük çocukmuş. Yaşlı olanmış. Had died. Ölmüş. When Robert was only 10, yani diğer kardeşi Robert olan o diğer kardeşi 10 yaşındayken arkadaşlar yani bu Henry denilen çocuk yani abisi had died, ölmüş. Şöyle gelelim. Nokta bulduk. Evet. Now şimdi Robert was 32. Robert şu anda 32 yaşında. Evet 32 yaşında. Şöyle gelelim arkadaşlar. He lived with his mother. Kendisi annesiyle birlikte, bakın with his mother annesiyle birlikte yaşamakta. And worked as a lawyer in London. Ve Londra'da, bakın sondan geliyorum. Londra'da bir avukat olarak çalışmaktadır. Lawyer avukat demek. Şöyle geldim. Evet. Robert Attenborough didn't earn very much money. Yani bu Robert Attenborough denilen kişi arkadaşlar didn't earn very much money. Yani çok fazla para kazanmamaktaydı. But, fakat this was not a problem. Fakat bu bir problem değildi. Yani bir problem teşkil etmiyor diye çeviriyorum. His mother was a rich woman. Yani annesi arkadaşlar yani zengin bir kadındı. Zengin bir kadındı diye anlamlandırıyorum. Şöyle gelelim. Evet. Pauline's niece
yani Pauline, bu Pauline dediğimiz kadının yani yeğeni, yeğeni sis absolute in the house. Aynı zamanda o da arkadaşlar yani bu evde yaşamaktaydı. Demek ki onlarla birlikte bu yeğen de yaşamaktaydı. Şöyle şuraya geldim. Her yani onun babası her father Ronald Attenborough's brother. Şöyle gelelim arkadaşlar. Yani onun babası Ronald Attenborough'un brother yani Ronald Attenborough'un kardeşidir. Babası yani o bayanın sis denilen bayanın mesela babası Ronald Attenborough'un brother yani kardeşidir. Had died 5 years ago. İşte o da had died 5 years ago yani 5 yıl önce ölmüştür şeklinde çeviriyorum. Şöyle bakalım. Evet. Sis had no money or home of her own. Sis yani ne kendisinin mesela parası vardır, ne paraya sahiptir, ne de kendisine ait. Bakın her own yani ne de kendisine ait bir evi vardır şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim şuraya. She needed a place to live. Yani yaşamak için kendisinin bir yere ihtiyacı vardı. Bakın şöyle cümleyi tam alalım. She needed, need ihtiyacı olmak. She needed a place to live. Yani kendisinin yaşamak için bir yere ihtiyacı vardı. Şöyle gelelim. So she depended on her own power. Yani bu nedenle o yani bu sis denilen kadın arkadaşlar halası Paulina'ya bağlıydı. Yani ona dayanıyordu. Depended on yani ona dayanmak, ona bağlı olmak anlamında diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar birinci videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki chapter'da tekrar görüşmek dileğiyle. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar ve bu çalışmalarımızı faydalı görüyorsanız lütfen paylaşın linki. Diğer insanlara da ulaşabilirim arkadaşlar. Evet.